Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Alman pastası tarifi vereceğim. Çok da lezzetli. Severek yapıp yiyeceğinizi tahmin ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif var ise yorumlar kısmına da yazarsanız mutlaka tariflerinize de yer veririm. Hemen tarife geçelim. İyi seyirler. 29 yemek kaşığı un koyuyoruz kabımıza. 1 yemek kaşığı toz mayamız var. 1 su bardağı da şekerimiz var. Bardak ölçümü standart 200 milimlik. Hepsini önce bir karıştırıyoruz. Ortasını kaşık yardımı ile açıyoruz. Sıvı malzemelerimizi ekleyeceğiz. 1 su bardağı su. 1 su bardağı da sütümüz var. Bunları da ocağa alıp biraz ılıtıyoruz. Bir paket vanilya. 2 tane de yumurta var. Birinin sarısını ayırıyoruz. Bu yumurta sarısını kremanın içerisine kullanacağız. Bir su bardağı da sıvı yağımız var. Şimdi ılayan suyumuz ve sütümüzle hamurumuzu yoğuracağız. Hamurumuz gayet yumuşak olacak. Hatta ele yapışır kıvamda. Hamurumuzu 20-25 dakika kadar mayaya bırakacağız. Hamurumuz mayalanırken biz de kremalarını hazırlayacağız. 1 su bardağı şekerimizi tenceremize alıyoruz. Ayırdığımız yumurtanın sarısını da içine ekliyoruz. İki malzememizi önce çırpıyoruz. Bir litre sütümüz var. Ekleyeceğiz. İki yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı da nişasta ekliyoruz. Nişasta mısır veya buğday fark etmez. Karıştırıp hemen ocağımızın üzerine alıyoruz. Kaynamaya başladı. Hemen bir paket vanilya ekliyoruz. Altını kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Kremamız ipeksi bir kıvamı var. Pütürlü falan da değil. Üzerinin çikolata sosunu hazırlıyoruz. 1 su bardağı sütümüz var. Hazır paket kullanmıyoruz. Bu ölçüde tam tutuyor. 1 su bardağı da suyumuz var. 4 yemek kaşığı şekerimiz var. Bir buçuk yemek kaşığı da unumuz var. Bir buçuk yemek kaşığı son olarak kakaomuzu ekleyip ocağımıza alacağız. Sosumuz da pişti. Kıvamı da çok güzel. Kremamız soğudu. İçerisine yaş krema koyuyoruz. Bir paket. Daha sonra mikserle çırpacağız.
Tabağımıza biraz sıvı yağ aldık. Elimizi batırıp küçük küçük beze yapıyoruz. Derece önceden ısıtılmış fırınımıza pişmesi için koyuyoruz. Hamurlarımızı pişirdik. Aralarını açıyoruz. Bıçak yardımıyla açabilirsiniz. İçlerine krema koyuyoruz. Bu şekilde ağızlarını kapatıyoruz. Çok bastırmadan. İsterseniz pudra şekeriyle de servis yapabilirsiniz. İsterseniz çikolata sosu, tabii ki de meyveli de kullanabilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldim. İstediğiniz tarifleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de videolarını çekerim sizler için. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler.